Geleceğim mesele şudur. Biz 21. yüzyılın başına tam bu fay hatları tetiklenen bir Türkiye'de geldik. Ve 21. asrın baştan itibaren bugün Cumhurbaşkanımız, bu ülkenin lideri, nasıl biz geçmişte bunları yaşamışsak ve hissetmişsek, Tayyip Erdoğan da hem Türkiye siyasasında, yani Türkiye siyasetinin içerisinde, hem Türkiye'nin bütün bu medeniyet birikiminin içerisindeki zenginliklerin nasıl birbirine sokulmak istendiğini, nasıl çetrefilleştirilmek istendiğini, nasıl bu kavganın aslında bize zaman kaybettiren, güç kaybettiren, enerji kaybettiren bir kavga olduğunu bildiği için bence birinci mesele olarak bunu tuttu. Eğer bir AK Parti iktidarı okumak isteniyorsa, eğer bir 21. yüzyıl Türkiye'si okumak isteniyorsa tam da bunun üzerinden okunması gerekir. Diğerleri peşinden gelmiştir. Evet. Çünkü bizim memleketlerde güzel bir söz vardır. Kavgalı eve kız verilmez diye. Çünkü orada kavga vardır, iş yapılmaz. Çünkü orada kavga vardır, huzur yoktur. Çünkü orada kavga vardır, bir uyum söz konusu değildir. Şimdi Ahmet Bey, bir, Türkiye Türk-Kürt meselesi üzerinden Türkiye'yi zayıflatmaya çalışanlara karşı hakikaten tam da bu medeniyete ve coğrafyaya yakışan bir anlayış ortaya koydu. Ve bunu devam ettiriyor. Yani sadece bunu kahraman güvenlik güçlerimizin terörle mücadelesi olarak görmemek lazım. Başka bir şey daha yapıyor. Doğu ve Güneydoğu'yu Batı ile denklemeye çalışıyor. Yani yıllarca bizim çocukluğumuzda işte ne var yani, fukaralık var, maküs talih var, bu yenilir mi? Zaten Türkler oraya yatırım yapmaz. Niye yatırım yapsın ki? Diye sürekli olarak alttan kaynatılmaya kazanılan, evet, bir kazanın tam tersini, birçok olumsuzluğun oluşturulmak istenmesine rağmen Türkiye başarıyor. İkinci mesele Alevi-Sünni meselesi. Üçüncü mesele laik-anti-laik meselesi. Esas itibariyle belki üçüncü meseleyi bir önceye daha almak lazım. Türkiye bunu da çözdü. Yani Türkiye 28 Şubat gibi tamamen bu ülkenin yapısına uygun olmayan, postmodern diye tanımlanan ama tamamen inanç üzerinden ve kimlikler üzerinden değerlendirmeye çalışılan bir darbeyi, darbeden sonrasını bana göre bir millet olarak iyi yönetti. Toplumun tamamıyla bunu iyi yönetti. Ve bunun Türkiye'ye kaybettirdiğini, bunun Türkiye'ye sıkıntı getirdiğini ve bir birliği zedelediğini tam anlamıyla beraber ortaya koydu ve kavradı. Evet. Ve onu orada bıraktı. Nasıl bıraktı? 1997-28 Şubat neye göre yapılmıştı? İşte Batı çalışma grupları, fişlemeler, insanların kendi kimlikleriyle ve kendi değerleriyle ve inançlarıyla, kıyafetleri dahil olmak üzere ayrıştırılması, ötekileştirilmesi. Peki kimi getirdi iktidara? 2002'de bu millet reyini, oyunu kullanarak tam da bu ayrıştırmaya itiraz eden bir anlayışı ve bir zihniyeti, evet, taşıdı. İkincisi bu. Ve bugün Türkiye'de böyle bir tartışma yok. Kimsenin ya benim yaşam biçimime müdahale ediyorsunuz diye bir tartışma yok. Dikkat ederseniz 2000 ile 2010 arası bu tartışma tam anlamıyla Türkiye'nin bir tartışmasıydı. Bir zihin okuma, bir acaba ne olacak, ne yapacaklar? Aslında bunların zihninin arkasında başka bir şey var diye sürekli Türkiye'nin kendi kendine kendini yorduğu bir meseleydi. Şimdi üçüncüsü Alevi-Sünni meselesi. 2008-2010 arası bu ülkenin o gün başbakanı Tayyip Erdoğan bu üçüncü fay hattını, yani istedikleri zaman tetikleyebileceklerine inandıkları geçmiş yaşadığımız bir takım acılardan ve tecrübeleri alıp yeniden bugün canlandırabileceklerini düşündükleri üçüncü olan bu fay hattına da 2008'den itibaren, ki belediye başkanlığı döneminde de aynı anlayışı ve aynı mantığı ortaya koyarak devam ettirdi ama çünkü bu o günde yaşanıyor. Siz de siyaset yapsanız, değiştirsek şu koltukları, siz de buradan başlarsınız. Çünkü eğer bunu mağlup ederseniz diğer meseleleri mağlup edebilirsiniz. Eğer bunları mağlup edemezseniz, yani bu zihniyeti, bu bizi köreltmeye çalışan anlayışı mağlup edemezseniz hiçbir şeyi mağlup edemezsiniz.